Herkese merhaba. Bugün çok özel bir otobüs modeliyle birlikteyiz. Mercedes O403. Gerçekten de ülkemiz otobüs tarihine iz bırakmış otobüs modellerinden bir tanesi. Bu arada hemen girer girmez bir şeyin hatırlatmasını yapmak istiyorum. Kafada çünkü karışıklık yaratan bir şey. Mercedes otobüslerin önünde O veya kimisine göre 0 diye bir hane var biliyorsunuz. O403, O302... Kimisi 0303 böyle şeyler koyuyor. Aslında bu bir harf. Omnibus'un ilk harfinden geliyor. Otobüsten veya otomarsandan da gelmiyor. Sıfır da değil. Bu bir O arkadaşlar. Onu en başta size söylemiş olalım. Hemen 403'ümüze geçelim. Bizim aracımız 2007 model. Türkiye'de satılmak için üretilmiş en son O403'te işte tam olarak bu gördüğümüz araç. Ama biliyorsunuz 403'ler oldukça uzun bir dönem önce üretilmeye başlandı. 1995 yılıyla 2007 yılı arasında üretildi ve bahsi geçen herkesin çok fazla bildiği 403 modelleri de 2005 yılında en son olarak üretildi. Bu iki farklı tipti. Bir RH'de, bir SH'de olarak geçiyordu. Daha çok böyle her yerde mantar gibi biten bütün firmaların satın aldığı o model aslında SH'de modeliydi ve bu gördüğümüz RH'de olarak adlandırılan modelden yaklaşık 30 santim daha yüksek bir modeldi. 3.9 metreydi. Bu araç 3.6 metrenin hemen üstünde bir yüksekliğe sahip. Şunu da belirtmekte fayda var. 403'ler yurt dışına da satıldı. Hatta yaklaşık 14 bin adet otobüs üretildi. Bu 14 bin adet otobüsün 5300 tanesi ülkemizde satıldı. Geri kalanı yurt dışına. Yani neredeyse 3'te 2'si yurt dışına gitti. Yurt dışına O403 ismiyle gitmedi. O350 turizm olarak satıldı. Hatta sonradan O350'si de atıldı. Sadece turizm olarak geçti. 403'ün şöyle genel bir tarihinden de bahsedelim. Dediğimiz gibi 1995 yılında üretilmeye başlandı. Mercedes'in oldukça kısa süre üretilen O304 modeli yerine geldi. O304'ler piyasada birazcık sıkıntı çektiler. Sadece 2 yıl üretildiler. Çok çok iyi otobüslerdi. Özellikle yolcu konfor açısından beğenilen otobüslerdi. Ama sonrasında yerlerine 403 modeli geldi. O403'ler tasarım olarak 304'lere göre bir önemli değişikliklere sahipti. Mesela yüksekliği daha fazlaydı. En önemli özelliklerinden bir tanesi burada gördüğümüz üçgen cam. Bu aracın en karakteristik özelliklerinden bir tanesiydi. Çünkü 304'lerde böyle bir şey yoktu. Hatta daha çok 303'lere benziyordu genel yapı itibariyle. Daha sonra böyle oldukça modern, hatta direkt olarak otobüsçülük tabiriyle perona yakışan bir otobüs yaptılar. Bu çok kullanılan bir terimdir. İlk versiyon 403'lerde ayna biraz farklıydı. Mesela bizim bakın bu şekilde ara anteni gibi, hatta buna boynuz diyorlardı. Boynuz tipi ayna deniliyordu. O ilk çıkan 403'lerde aynalar ortada yer alıyordu. Daha sonradan buraya aldılar. Hatta tahmin ediyorum MAN'dı. Çok iyi onu hatırlayamıyorum arkadaşlar. MAN'ın bir modelinde bunu kullanmaya başlıyorlar. Boynuz tipi. Ama kaptanlar buna başta alışamıyorlar. İşte dönerken kırıyorlar falan aynaları. Öyle sıkıntılar oluyor. Ama daha sonrasında işte 403'ün de geçmesiyle, yaygınlaşmasıyla kaptanlar da buna alışıyorlar. Ve ondan sonra bu boynuz tipi aynaya geçiliyor. Ve zaten günümüzde de artık neredeyse tüm otobüsler bu şekilde boynuz aynayla kullanılıyor. Daha güzel görüşü sağlıyor. 99 yılının 3. çeyreğinde ciddi bir makyaj operasyonu geçiriyor. Far grubu değişiyor. Çeşitli ufak tefek değişiklikleri de oluyor. Daha farklı bir görünme, daha rahat koltuklara, içinde dışında yolcuların ve şoförlerin istekleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılıyor ve de otobüsün daha güzel olması sağlanıyor. İsterseniz şimdi aracımızın arkasına geçelim ve motorundan size bahsedelim. Motor kapısı şu şekilde açılıyor. Burada yeri var. Atıyorsunuz. Evet,
Çok çok güzel sesimizi aldık. Bir V8 değil ama gayet normal. Şimdi özelliklerinden bir bahsedelim. Karşımızda sıralı 6 silindirli bir turbo beslemeli motor var. Biliyorsunuz Mercedes O403'ler ilk olarak 95 yılında V8 motorla üretilmeye başlandı. Ve 2004 yılına kadar da bu V8 motor kullanıldı. Ama daha sonra 2005 yılında sıralı 6 silindirli motora geçildi. Bu motor OM457 bu motorun kodu ve de bloktan egzantrikli bir motor. Yaklaşık olarak da 360 PS güç üretiyor ama bu araç en son üretilen versiyonlardan bir tanesi olduğu için daha üst versiyon 381 PS'lik bir motoru vardı. O da olabilir. Onu kesin olarak ben teyit edemedim açıkçası. V8 motor kadar seri, hatta ondan daha seri ama daha düşük yakıt tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. 403'ten sonra üretilmeye başlanan Trevego'lar günümüzde de biliyorsunuz çok yaygın olarak kullanılıyor. Mercedes'in ana otobüsü. O araçtaki motor da aynen bu OM457 motor. Çeşitli işte mesela bu Euro 3 motor, o Euro 4, Euro 5 şeklinde daha farklı versiyonlara sahip, daha güncel, emisyonu düşük. Ve de bu motor aynen mesela Mercedes'in Aksor kamyonlarında, çeşitli kamyonlarında da kullanılmış bir motor ve güncel, modern bir motor olmasıyla öne çıkıyor. Ama ses olarak tabii V8'ler çok farklı. V8'lerde, 403'lerde V8 turbo motor kullanılmıştı. Çok gürül gürül sesi olan, içeride dışarıda insanı mesleden bir sese sahipti. Sonuç olarak sıralı 6'ya düştüğü için bu motor sesi ciddi anlamda bir düşüşe uğruyor. Motorun torku da bu arada bu 360 PS olan versiyonlar için 1600 Nm civarı. Ama bir üst versiyon 381 PS'lik versiyonlar var. Bu motor ondan da olabilir dediğimiz gibi. Onlar 1900 Nm kadar tork üretebiliyor. Bu da oldukça başarılı ve kasayı gerçekten çok iyi bir şekilde taşıyabiliyor. Şimdi isterseniz sürüşümüze geçelim. Kaptan nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin. Sağ ol. Otobüsüne misafir olacağız. Memnuniyetle. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Mercedes O403 testimize başladık arkadaşlar. Yanımda Mehmet Kaptan var. Mehmet Kaptan merhaba. Nasılsın? Evet, hoş geldiniz. Çok yakışıyorsun otobüsüne gerçekten de. Güzel bir sürüş olacak inşallah arkadaşlar. Mercedes O403 benim için bu otobüs seyahatlerinin gerçekten heyecanlı olduğu dönemlere ait bir otobüs. Neden derseniz tam üniversite tahsilimi yaptığım sırada ki Ankara dışına yaptım. Normalde Ankara'da konaklıyorum. 97-2000 yılları arasında sürekli olarak otobüste gittim geldim. Ve de o dönemin popüler otobüsü bu bildiğimiz O403'lerdi. Ama tabii bizimki dediğimiz gibi RHD modeli, işte en son versiyon biraz farklı. Gerçekten de çok büyük zevk alırdım otobüslerden. 95 ile 98 yılları arasında üretilen modeller biraz sabıkalı. Bazıları yangın, böyle büyük yangınlı kazalara karıştılar. Yakıt deposuyla ilgili mahkemelik durumlar oldu. Bayağı ilerledi. Ne oldu tam olarak bilmiyorum. Sonuçlanmadı bildiğim kadarıyla. O dönem birazcık sıkıntılı araçlar vardı. O403'lerle ilgili bir kaptan arkadaşım var. Kendisinden çeşitli bilgiler aldım. Muhabbetlerimiz sırasında böyle ilgimi çekti. Onları size aktarmak istiyorum. O403'ler tasarlanırken fabrika yetkilileri, yani Otomarsan yetkilileri gelmişler İstanbul'da bir otogara. Orada sürekli fikir alışverişinde bulunmuşlar. Söylendiğine göre işte tasarımı da bu doğrultuda yapılmış. Mesela bir şey daha var, o da çok ilginç. Artık tasarlamışlar işte Esenler'deki otogardan çeşitli deneyimler alınmış. Sonra Erzurum Palandöken'de bir test sürüşü yapılmış. Kaptanları toplamışlar. O Erzurum Palandöken inişinde, karlı buzlu yolda böyle tam gaz otobüste inmişler. Fabrika test şoförü ve içi de kaptan doluymuş bu otobüsü test eden kişiler. Böyle herkesin kanı donmuş. Acayip şekilde inanamamışlar. Düşünün, kaptan otobüsü biliyor, en azından otobüs sektörünü,
biliyor. Şoför yani sonuç olarak. Ve de herkes böyle hayret edip kalmış. Ya otobüs nasıl böyle canavar gibi indi? Korkmuşlar yani. Böyle çeşitli şeyler olmuş bu otobüsle ilgili olarak O400'te. Tabii bunlar biraz da söylenti. Böyle doğrulanmış, Otomarsan tarafından doğrulanmış, dile getirilmiş şeyler değil. Onu da belirtmekte fayda var ama ben burada aktarayım. Bunlar da böyle söylenti olarak kulağınızın bir kenarında kalsın arkadaşlar. Bu otobüsle ilgili bir de şöyle ilginç bir detay var. Perona yakıştığından bahsettik. Hem yolcu hem otobüsü kullananlar, maviler bunu çok beğeniyorlar. İşte perona yakışmak terimi kullanılıyor. Öyle bir otobüs. Mesela ne yapmışlar? 304 modelini almışlar. 303 modelini almışlar. MAN'ın, Volvo'nun, belki DAF'ın çeşitli modellerini alıp 403 karosöre oturtmuşlar. Şasi tutmuşlar. Bu şekilde böyle dönüşümler yapmışlar. Hatta kamyon şasileri üzerine 403'leri oturtmuşlar. Hem daha ucuz yollu bu işi yapmışlar. Tabii 403 olmamış otobüs ama işte perona yakışır olayı, işte yolcunun 403'e biniyor hissini uyandırmak için belki de bir pazarlama stratejisi ne kadar doğru tartışılır ama böyle şeyler yapılmış arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar 403'ün geçmişiyle ilgili olarak. Motor kısmına bahsetmediğimiz bir nokta var. Aracın şanzımanı 6 ileri bir manuel şanzıman. Ve de 2004 yılında hem geçişlerini daha rahatlatıyorlar. Daha böyle ipeksi geçişler oluyor. İşte hani bu sürüş açısından da önemli. Yolcunun hissetmemesi açısından. Hem de normal geçiş açısından yani mesela şoförün koltuğuna oturması açısından kol da biraz kısalıyor. Öyle çeşitli değişiklikler yapıyorlar. Hatırlarsanız O303 testimizde bunun bir rajon olduğundan bahsettik. Nasıl geçildiğinden bahsetmiştik. İşte orada size göstermiştik bunu. Burada bunu biraz daha rahatlatmışlar. Kaptanın işini kolaylaştırmak için öyle bir şeyler yapmışlar. Hatta yine 2004 yılında klimanın kapasitesi artırılmış, güçlendirilmiş. Daha konforlu, daha güçlü bir hale getirilmiş. VHS kaset sistemi olan bu araçlarda normal VCD, bu CD dediğimiz sistemlere geçirilmiş. Bu tip değişiklikler yapılmış aracın son safhalarında. Anlatımımız sırasında ne dedik? Üretilen son 403, Türkiye için üretilen son 403 işte bu araç. Banttan çıkan son araç bu. İki tane almış Bektaşlar. Onlardan bir tanesi bu. Yani sonuçta ilk sahipleri. Bir diğeri de Çankaya Belediyesi tarafından alınmış. Şimdi bir dönüşe geldik. Mehmet Kaptan hemen retarder'ı kullandı burada yavaşlatmak için. Sesi de geldi zaten kulağıma, hemen yakaladım. Ben böyle otobüslerin bu dönüşlerini çok severim. Hafif böyle dıştan içe doğru dönerler. Büyük bir zevktir. Diğer herhangi bir araçtan izlediğim zaman da, otobüsün kendi içinde olduğum zaman da çok severim. Ama bu böyle mavin yerinde oturulduğu zaman daha bir zevkli hal alıyor açıkçası. Aynı istikamete geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu sefer çıkışındayız. Tabii böyle çıkışlarda, yonca yaprağı çıkışlarında motor sesi çok belirgin bir şekilde hissedilir. Eminim dışarıda da böyle şu anda gürül gürül gerçekten güzel bir şekilde geliyordur bu motor sesi kulağımıza. Mehmet Kaptan'a da bir soralım bakalım. Kaptan, söz sende. Biraz da seni dinleyelim bu konuda. Bir genel bahsedebilir misin bize? 403'ler en son çıkan modeldir. 403'ün 350 kasa olarak çıkmıştır. Kaptanı hiç yormaz. Yolda çok rahattır. Sürüşü güvenli. Yolcuya da güven verir. Kaptana da güven verir. Otobüs her bakımdan çok güzel. Çok 400, güzel. Şoförün rahat etmesi açısından, yolcuların rahat etmesi açısından en son en iyi şekilde tasarlanmış bir otobüs. Bildiğim kadarıyla 2000 yılında biraz daha geliştirmişler işte. Hatta evet. Şoförün yatma kısmına da bakacağız. Oralar falan da biraz elden çok geçmiş. Güzel. Evet. Güzel bir otobüs ortaya çıkarmışlar. Yatağımız, bagajımız, bunların hepsi en son model, en rahat şekilde kaptanın ve yolcuların edeceği şekilde tasarlanmış. Bagaj da bayağı büyüktü. Bagaj da evet çok evet. Büyük. Bayağı yük kapasitesi de rahat, güzel gerçekten. 50 kişinin valizini, bavulunu alacak şekilde tasarlanmış. Kaptanın yeri çok güzel. Retarder kolunda tempomat da var değil mi? Yani evet. Namı diğer cruise control, evet, cruise hız kontrol. Sabitlemesi evet, sistemi de aynen o retarder kolunda. Evet, hepsi de tek kolda burada. Evet, göstergeler falan da çok güzel bu arada. Mesela yerini aldı 303'e göre, hatta 304'e göre bayağı geliştirmişler diyelim. Evet. Böyle genel gösterge görünümü, tablosu her şey çok güzel, çok net. Gece evet. Işıklandırması, ondan sonra bütün göstergeleri, motor devri, kilometre devri, bunların hepsi de çok güzel.
Evet, bayağı net, güzel bir şekilde görünüyor. Böyle kaptana dönük bir şekilde iki tarafta. Kaptan, şimdi bir rampadayız. Rampaya geldik. Şöyle bir bas bakalım. Ben merak ediyorum. Çünkü V8 hemen bastın. Anında ben koltuğumda hissettim kaptan. Bu araçların rampası düzü hep aynıdır. Rampada performans düşmez. Yani düzde hangi kilometrede gidiyorsan rampada da aynı kilometreyle hız yapabilirsin. Aynen. 303'te de aynısını söylemişti. Bizim Kerem kaptan genelde var. Genelde Mercedes markaları hep söyle ama hepsi, bu Mercedes'in en son sistemi, en evet, güzeli. Kaptırdı gidiyor, ben hissediyorum. Peki V8'e göre nasıldı mesela bunun? Bu mesela aynı rampayı V8 motorla çıktığımızı düşünelim. Onun yakıtı bundan biraz daha fazla. Fazla. Çekişi nasıldı peki? Çekiş bu daha iyi. Daha iyi. Evet. Sıralı 6 silindir ama daha teknolojik, evet, bir motor. Bu Euro 3 motor. Beygir gücü fazla. Evet. 381 PS olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bunun birkaç versiyonu vardı. Herhalde bu son versiyonlarının olduğu için araç, çünkü son bu yüksek beygir gücüne sahip olan ve 1600 değil 1900 Nm olan versiyon büyük ihtimalle. O yüzden gerçekten sen çıkmaya başlayınca gaza bastığın an ben hissettim o tepkiyi kaptan. Yolcularımız bu araçta çok rahat ederler. Kahvelerini, çaylarını, en güzel bir şekilde hiçbir sarsıntı hissetmeden her şeyini çok güzel bir şekilde, rahat, güvenli bir şekilde içebilirler. Uyumaya gelince sanki kendi evinde yatıyormuş gibi, koltuklarımız zaten yatar koltuklar. Ortopedik, tam yolcuların en rahat edeceği bir şekilde tasarlanmış. Evet. Şimdi mesela rampa aşağı iniyoruz. O çıktığımız rampayı iniyoruz. Retarder sesimizi aldım. Çok da güzel yavaşladık. Bu arada merak edilen bir noktadır kaptan. İşte retarder devreye girdiği zaman stoplar yanar mı? Yanar, evet. Diye sorarlar. Evet. Yanar. Burada da cevabını vermiş olalım. Gerçekten o önemli bir detay. Çünkü, evet, sonuç olarak retarder yaptığınız zaman retarder, hatta kaptanlar retarder diyorlar. Çünkü rötardan geliyor. Retarder direkt kelime anlamı Türkçe'ye rötar olarak geçmiş. Sonuç olarak bir frenleme eylemi var. Tamamen durma değil ama frenleme. İşte o yüzden de doğal olarak arkada stoplar da yanıyor arkadaşlar. Bunu da burada eklemiş olalım. Sonra yolcu rötardan çektiğimiz zaman hiçbir sarsıntı hissetmez. Ama fren pedalını böyle biraz set basında yolcu ön tarafa eğilişi olur. O yönden rötardan yolcuya hiçbir şekilde sarsıntı vermiyor. Frenleri de koruyorsun, balataları da korumuş oluyorsun, evet, sonuçta. Evet. Yani onun da bir sonuçta, otobüsteyiz, pahalı ekipmanları var. Bu sayede onun da aşınmasını azaltmış oluyoruz en azından. Evet Mehmet Kaptan, bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel, değerli bilgilerdi. Tecrübe kokan. Şimdi ben biraz artık arka tarafa geçmek istiyorum. Şimdi şu 3 numaranın da bir tadına bakalım arkadaşlar. Evet, şu meşhur 3 numaraya yine oturduk. Bu diz mesafesi mesela sıkıntıdır genellikle. Çünkü ayağınızı uzatamazsınız. Ama tabii şu panoramik görünüm her şeye bedel. O yüzden ben de birçok kez 3 numaranın biletini almak için ta haftalar öncesinde biletimi ayırtmışımdır. Şimdi şöyle arkaya doğru yol alayım isterseniz. Oraları da bir göstermek istiyorum. Rampada hoplaya zıplaya yaylana vallana gidiyoruz. Motor sesi burada çok belirgin. Önde motor sesi yok arkadaşlar. Sıralı 6 silindirin de etkisi bu. V8 olsa çok daha fazla gelir. Ama mesela şimdi geldim. Arka tarafta. Evet, burada çok belirgin motor sesi. Şimdi bulunduğumuz rampanın inişine geçeceğiz arkadaşlar. Evet, yine retarder. Yine retarder. Çok belirgin de. Sağ olsun kaptan da bizi sert bir şekilde çekiyor. O kadar güzel yaptı ki o işi. Yani fren yapmışçasına hissettik retarder'ı. Şiddet olarak da yine geldi arkadaşlar. Evet. Çok harika. Gerçekten çok güzel. Şimdi isterseniz şöyle orta taraflara doğru gidelim. Orada benim hep merak ettiğim şoförün dinlendiği bir bölme var. Onu göstereceğim size. Evet. Retarder, retarder, retarder. Evet, çok güzel. Bayağı sert sert retarder yapıyor kaptan. Biz duyabilelim, görebilelim, hissedebilelim diye arkadaşlar. Araç normalde tuvaletli değil ama sonradan bu versiyonda yapılmış. Normal kullanılabilmesi için, yani fabrikasyon değil, sonradan yapılma. Ben şimdi hemen kaptanın
dinlenme yerine geçiyorum. Ya da mavinin işte. Bakın şurada çöpü kaldırıyorum. Bir çöp tenekesi var. Evet, burada. Hop, evet. İşte Kaptan Köşkü dinlenme yeri bu. Burada hem retarder hem motor sesi oldukça belirgindir. 303'te hatırlarsanız bir battaniyemiz vardı Mercedes. Burada da var aynısından. Ben hemen dalıyorum arkadaşlar içine. Evet, ayaklarımla kirletmek de istemiyorum. Ama bakın şöyle, hatta kamerayı alıp ben kendim göstereyim size. Böyle bir yer. İki kişi bile rahatlıkla burada yatabilir arkadaşlar. Ben hatta şöyle bir uzanayım. Burada da bir penceresi var. Dışarıyı görebiliyorsunuz. Dıştan görünüyordu zaten bu pencere. Hatta ayaklarımı değdirmeden şöyle bir uzanmak istiyorum arkadaşlar. Bir bakın. Bir oda bir salon arkadaşlar. O kadar güzel. Çok hoşuma gitti burası. Harikulade. Yani şu şekilde bir seyahat etmek isterdim. Müthiş konforlu hissediyorum. Yani bu titreşim ve bu motor sesi çok belirgin bir şekilde geliyor. Çok zevkli. Hatta biraz yorulup burada yatılırsa çok daha güzel olabilir. Bir retarder çeksin kaptan. Of! Şu retarder sesi burada nasıl belirgin, nasıl belirgin arkadaşlar ya. Vay! Kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Bu çat diye retarder sesi burada ayrı bir güzel oldu gerçekten de. Evet. Evet, çıkma zamanı şimdi. Amma tecrübeydi. Burada da seyahat ettik böylece. Tünele girmiştik ben öndeyken. Şimdi bu sefer arkadayken tünele giriyoruz arkadaşlar. Hemen arka tarafa geçelim. Bir de burada tünel sesimizi dinleyelim. Tünelimize girdik. Kaptan gaz ver, gaz. Gaz da geliyor ara ara. Evet, retarder sesi de geldi. Bir testimizin daha sonuna geldik. 403'ümüz de tamam. Son versiyon 403'ü de test ettik. Ne oldu? 302 test ettik. 303 test ettik. Setra'nın en lüks otobüsünde test ettik. Ve 403 de tamam. Bakalım bir sonraki otobüsümüz hangisi olacak arkadaşlar? Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.